ve diyerek roman rakamlarıyla yazmış, o nerede diye soruyor. Sayın seyirciler, açıkça da daha ele alacağımız çok önemli konular var. Bakın, kripto para skandalı 2 milyar dolar. 2 milyar dolar çok önemli. Bunu konuşacağız. Oradaki Faruk Fatih Özer'in, yani TODEX'in kurucusu ve yurt dışına kaçmış olan Faruk Fatih Özer'in, önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun makamında çekilmiş bir fotoğrafı ortaya çıktı. Sonra İçişleri Bakanı'nın da makamında bir fotoğrafı ortaya çıktı. Hatırlıyor musun Perşembe Açıkça'da İçişleri Bakanı Soylu ile ilgili fotoğrafı da ortaya çıkmıştı. Biz dedik ki emin olalım evet bir yanlışa düşmeyelim. Hakikaten de doğru çıktı doğru fotoğraf. Çıktı. Soylu'nun onunla ilgili açıklaması var ama şu soru ortada. Ya bu fotoğraflar bu kadar nasıl kolay çekilebiliyor koca koca bakanların makamlarında? Bunu konuşacağız. Yine ele alacağımız konulardan biri Aile Bakanı Derya Yanık'ın 23 Nisan'da ağırladığı çocukla ilgili hikayesi, tavrı yani ona tavrı. Ondan sonra yine Pekcan eski bakan yani kendi bakanlığına onun bir şirketi dezenfektan satmış oluyor. Bu nasıl bir şey mesela, bu da mı Salim Bey'in az önce söylediği gibi? Yani buna da mı alışmamız bekleniyor? Bunu da mı yeni normal kabul etmemiz bekleniyor? Bunu konuşacağız. Yine ele alacağımız konular arasında bu kez yıllar önce gerçekleşmiş Kobani olaylarını baz alarak hazırlanmış olan iddianamenin davasının pazartesi günü yapılacak olan ilk duruşması Selahattin Demirtaş. O davanın tezleriyle ilgili olarak burada ele alacağımız hususlar olacak. Ve ilginçtir, bu esnada da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter'da bir kampanyaya başlamış durumda, bir video yayarak. Şimdi tam da bu davanın konusuyla ilgili bir bakanın bu kadar aktif bir şekilde gece gece devreye girmesi hukuken nasıl açıklanabilir, daha doğrusu açıklanabilir mi diye soracağız Salim Şen'e. Ha tabii ki kamuoyu kesimlerinin şu anda HDP'nin bu Ermeni meselesiyle ilgili olarak, 1915 ile ilgili olarak Amerika'da kullanmış olan ifadeye verdiği yanıt ya da destek. Bu tabii ki kamuoyu kesimlerinin önemli bir kısmında çok büyük tepkiye yol açtı. Ama nihayetinde ona tepki vermek başka bir şeydir. Bir yarın başlayacak aynı bir şey, davayla ilgili. Evet. Ben de o tanımlamaları nasıl yaklaşılacak yani, olan o başka bir tabii şeydir. Ki. O aynen tanımlama öyle. Doğru değil, ben o tanımlamada hukuk kimliklere kınıyorum. Bakmadan konuşmalıyız değil mi tabii Salim ki, Bey? Tabii ki. Şimdi ama bu bölümde İbrahim Kahveci bizimle birlikte. Sayın Kahveci de her sorunun yanıtı olduğu gibi Barış Pehlivan'ın aradan önce sorduğu sorunun yanıtı da var. O soru da şu: 128 milyar dolar yeniden rezerv olarak kasaya girebilir mi? Bu durumda maliyeti ne olur? Ha girmezse? Başımıza neler gelir? Yani bu açıkta kalmaya devam ettikçe başımıza neler gelebilir Sayın Kahveci? Şimdi sorunun cevabını cevabı verirken yanıtlayan kişinin şeyi bilip bilmediğini soruyu soran kişi değerlendirecek. Yani bunu benim değerlendirmem olmaz. Canım, bizim size güvenimiz tam Sayın Kahveci. Şimdi iki rakam vereyim. Şu anda dolar kuru, dolar TL kuru 8.44. Dolar euro kuru 10.20. Şu andaki fiyatları söylüyorum. Oluşmuş fiyatlar. Bir başka notumu da ekleyeyim. Barış Bey, sizin sorunuza gelmeden önce 23 Mart 2019 Uğur Gürses kur arka kapı yöntemiyle ilgili ilk yazılar. Yani bu ülkenin anlatmaya çalıştığım şu, çok değerli ekonomistleri var. Ve ekonomistler, bakın ekonomi bir bilim dalı. Dolayısıyla ekonomistlerin genelde Türkiye'de siyasi tutumu olmaz. Yani çok azdır. Yani ekonomistler, bakın Naci Abal'ın gelişiyle mesela bir ekonomistlerin eleştirileri olmuştur, ben dahil. Ama Naci Abal sonra bazı doğru adımlar attığı zaman birçok ekonomist ya o doğru adımları desteklemiştir. Yani Naci Abal'ın partiden gelmesini, partiden Merkez Bankası Başkanlığı'na gelmesini falan eleştirdik ettik ama baktık ki yani doğru işler yapıyor. Şey kenara bırakıldı, herkes o doğru adımları destekledi ve doğru adımların
ülkeyi daha iyiye götüreceğini yazıp çizdi. Yani bu ülkenin ekonomistlerine asla haksızlık etmeyelim. Gerçekten çok değerli ekonomistler var. Bunu şu açıdan söylüyorum Gökmen Bey. Merkez Bankası bilançosunda ben çok uzman birisi değilim. Ben de bu arkadaşlar vasıtasıyla kritik rakamları takip ediyorum. O yüzden bunu söylüyorum. Salim Bey'in söylediği noktada iki cümle söyleyeceğim. Lütfü Elvan'ın geçen haftaki açıklamasında dikkat çeken bir nokta var. Diyor ki, sizin de söylediğiniz gibi Kasım ayından beri biz satışı durdurduk. Yani diyor ki ben yapmadım, o yaptı. Kim yaptı? Berat yaptı diyor. Ben evet, yapmadım diyor. Çok açık. Şimdi Canikli diyor ki efendim Merkez Bankası döviz büfe Nurettin Canikli Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nı Tahtakale'de bir döviz büfesi gibi tanımladı. Dedi ki Merkez Bankası'na gelen döviz talebini Merkez Bankası karşılar dedi. İyi de kardeşim, senin bakanın diyor ki Kasım'dan beri biz döviz satmadık. O zaman Tahtakale'deki döviz büfesini kapatıp Merkez Bankası'nı tekrar Merkez Bankası kim yapmış? Yine AK Partili kadrolar dediğimiz Naci Abal'la Lütfü Elvan. O zaman bunların yaptığı ne oluyor? Yani demek ki Merkez Bankası Tahtakale'de döviz büfesi değilmiş. İkincisi, Lütfü Elvan'ın söylediği ikinci bir nokta, diyor ki yine Salim Bey'in söylediğinden dolayı söylüyorum. Merkez Bankası Başkanı dedi ki bu işlemleri hazine yaptı. Hazine ile kontrat sözleşme üzerine. Lütfü Elvan da dedi ki iyi de kardeşim, o terminali Hazine Bakanlığı'nın elemanları kullanmadı. O terminali yine Merkez Bankası kullandı. Yani Lütfü Elvan yine dedi ki ben yapmadım dedi. Siz yaptınız, Merkez Bankası yaptı dedi. Biz yapmadık dedi. Yani topu yine Merkez Bankası'na attı. Bu noktaları geçtikten sonra Barış Bey'in sorusuna gelelim. 128 milyar dolar. Bir kere 128 milyar doların tamamı Merkez Bankası'nın parası olmadığı gibi bu eksiye düşüşte. Son rakam galiba yine Uğur Bey'den aldım onu. Ben 54 milyar dolar biliyordum. 59 milyar dolara çıkmış swap. Yani bunun büyük bir kısmı swap dediğimiz takas. Yani Merkez Bankası ki TL basma yetkisi var, bütün yetki onda, Türk lirası alıyor, basıyor veya kaydı yaratıyor, gidiyor bankalara Türk lirası veriyor, bankalardan milletin dövizini alıyor, tekrar millete satıyorlar. İşte ona swap diyoruz, oradaki kullanılan para. 59 milyar dolar. Bunun bir aylık vadesi olan kısmı benim bildiğim en son rakam 4 Nisan tarihliydi. 19,5 milyar doları son bir ay içerisinde ödenecek, geri ödenecek. Peki bu paralar nasıl olacak? Ödenemeyeceğine göre tekrar swaplar yenilenmek durumunda. Tekrar yenileceğiz. Peki ithalata dövizlerden bulacağız. İşte bunlar sorun. Yerine konulur mu? Yerine bugün koymaya kalktığınız zaman veya bugün dediğim yani 3-5 ay değil, 1 yıl 2 yıl yerine koymaya kalktığınız zaman kurun nereye gideceğini kimse düşünmesin. İşte en ufak sarsıntıda bakıyoruz. Bakın şu anda az önce verdiğim gibi dolar 8.44, euro 10.20. Fiyatlar hemen uçar. Yani hassasiyetimiz, kasada döviz yok. İşlemlerden yani üreterek de para kazanamıyoruz. Cari işlem açığı veriyoruz hala Şubat ayı dahil. Cari açık veriyoruz. Ticaretle, üretimle döviz kazanamıyoruz. O zaman geriye bir tek ne kalıyor? Faizle döviz kazanmak durumundayız. Yani yabancıya çok yüksek faiz vereceğiz. Zaten borçlanma faizimiz biliyorsunuz %6,5'larda. Dolarla borçlanmaya kalktığımız zaman dünyada Yunanistan kapı komşumuz, Yunanistan battı dediğimiz Yunanistan %1 ile borçlanıyor. Biz %6,5 ile borçlanıyoruz. Bu borçların faizi ödenebilir mi? Peki. Ödenemeyeceğine göre nasıl olacak? Yani nasıl olacağını bilmiyoruz. Ama bir cümle söyleyeceğim. Gökmen Bey, biz bu paraların hepsini yerine koyarız. 128 milyar doları da hallederiz. 157 milyar dolarlık şu anda hazine garantili kamu özel işbirliği adı altında 5-10 müteahhide 84 milyonun borçlandırılmasını da hallederiz. Bu para işlerinin hepsini hallederiz. Peki dediğiniz için biraz kısa kesiyorum. Ama bizim halledemeyeceğimiz asıl sorunumuz şu. Biz bu düzende yıkılan ahlakı, kaybolan vicdanları ve kurumsal olarak çöken devleti düzeltemeyiz. Asıl orada sorunumuz var. Yani Sayın Kahveci, Sayın Kahveci, ben de size ekleme yapayım. Bir de o gençlerin umutsuz hallerini, onları nasıl asıl düzeltebileceğimiz. Çünkü geçenlerde siz de onlardan gelen bir mesaj üzerine çok üzgün bir tonda katıldığınız yayında bir açıklama yaptınız.
ve söz bitti dediniz. Tabii ki asıl onlar da önemli. Yurt dışına gitmeye çalışan, yani kapağı yurt dışına atmaya çalışan, ki sadece gençler değil, gri pasaportlardan gördük ki yerli ve millilerin de çoğu şey yapmış, yani giden dönmemiş. Evet. Memnun ki yerinden. Evet. Dönen yok seferinden tarzında. Evet. Epey bir giden olmuş. Ya gri pasaportlular ne? Atlar nerede ya? Atlar. At ya, yok bu memlekette. O güzel atlara binip gittiler. İbrahim Bey bir şey diyordunuz. Barış Bey söyledi işte aynısını. Ya o at güzel yok ya. Güzel atlara binip gittiler. At yok. Böyle bir şey olur mu ya? At yok yani. Nerede bu atlar? Çipleri de varmış. Hey Allah'ım yani. Şimdi dolayısıyla bunları konuşacağız. Ama bu arada bir iki yeni haber de var. Onu paylaşayım izleyicilerimizle. Bakın Ukrayna şu anda Rusya ile bir gerilim yaşıyor, evet. Değil mi? Değil mi? Evet. Bir gerilim yaşıyor. Evet. Türkiye mesela şu anda Ukrayna'nın menfaatine bir takım girişimlerde bulunuyor mu? En azından gözleyebildiğimiz, görebildiğimiz. Mali yardım da yapıyoruz. Evet, girişimlerde evet. Bulunuyor. Askeri yardım yapıyor. Peki, mali Ukrayna yardım. İçişleri Bakanı. Kesin kınamıştır. Arsen Avakov. Kesin Ukrayna kınamıştır. İçişleri Bakanı Abi. Arsen Avakov. 1915'te yaşananların devlet seviyesinde soykırım ilan edilmesi gerektiğini söyledi. Yani devlet seviyesinde bu emsal olacak soykırım dedik ilan edilmesi gerektiğini söyledi. Facebook hesabından şöyle bir paylaşımda bulundu. Ermeni soykırımı tek bir halkın trajedisi değil. Bu tüm insanlık için korkunç ve maalesef incelenmemiş bir ders. Çünkü hala hiçbir ülke ve hiçbir halk trajedinin tekrarlanmasına karşı güvende değil. Tam da bu yüzden Ermeni soykırımı devlet seviyesinde tanımak bu kadar önemli. Şimdi o zaman işte hani